Herkese merhaba. Bir tarif videosuna daha hoş geldiniz. Sonunda mutfağa girebildim efendim. Eğer bir önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur ki benim son zamanlarda özellikle tarif videosu çekememek için birkaç sebebim vardı. Ama artık bu sebepler ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Bilmeyenler için bir ufak güncelleme yapayım. Korona olmuştum ben. Dolayısıyla tadım kokum falan gitmişti. Ama artık sağlığım sıhhatim yerinde. Hala karantinadayım şu an. Karantinanın 10. günündeyiz. Ama herhangi bir belirtim kalmadı. Tadım kokum da yerine geldi. Dolayısıyla artık mutfağa girip sizin için video çekip tarif deneyip tatlarına bakıp sizinle paylaşabilirim. Okey, bugün deneyeceğimiz tarifi aslında bir önceki vlogda birazcık çıtlatmıştım size. Bundan yaklaşık bir ay önce falan TikTok'ta trend olan bir tarif. Emily Mariko diye bir içerik üreticisinin tarifi. Somonlu, hani önceki günden kalmış somon ve önceki günden kalmış pilavı birleştirip içine bazı soslar koyup yaptığı bir tarif. İştah açıcı duruyor gerçekten ve o kadar çok kişinin yaptığını ve bayıldığını gördüm ki ben kendim çok merak etmiştim. Ama hep böyle oluyor zaten. Hani bir tarif görüyorum, merak ediyorum, denemek istiyorum ama işte video çekeriz diye erteliyorum. Yine öyle oldu. Hani videosunu çekerim diye kendim de denememiştim. Bir ay sonra deniyoruz. Geç olsun, güç olmasın. İnşallah beklediğime değer. Önce bir tarif karşınıza gelsin. Şimdi gördüğünüz gibi tarifte onun önceki günden kalma somonu var. Bende öyle bir şey yok. Somonu hani bizde akşamdan kalma somon olan bir evde değiliz şu an. O yüzden somonu şimdi hazırlayacağım. Hayatımda da ilk defa somon pişireceğim. Evet, hayatımda hiç böyle fileto somon almadım açıkçası. Somon füme almıştım var ama neyse. Böyle somonumuz mevcut. O yüzden öncelikle bunu bir hazırlayacağım. Üstünde Allah'tan fırında somon tarifi var. Getir'den aldım bu arada bunu da. Üstündeki tarife göre hazırlayabilirim bence. Sıkıntı yok. Fırında yapacağım. Ve sadece bir parçasını yapacağım. Yeter bize. Ve biliyorum ki somon bizim evde olduğu gibi Türkiye'de de bir sürü evde hani çok kullanılan, alışılmış etlerden, balıklardan biri değil. Biraz daha üst sınıf yiyeceği. Sanmıyorum ki izleyicilerimden de çoğunluğunun evinde işte ara sıra akşamdan kalma somon olsun. O yüzden ben şey de düşündüm. Acaba bir de ton balıklı versiyonunu da mı denesem diye düşündüm. Şu an karantinadayım. Markete gidemiyorum. Evde ton balığı yok. Ama eğer marketlerde hani şu an söyleyebileceğim marketlerde Getir'de bana bir de falan bulabilirsem ton balığı istediğim marka. Bir markadan özellikle almıyorum çünkü. Onu alıp öyle de deneyeceğim. Hatta bakayım herhalde. Okey, buldum. Alıyorum bir tane ton balığı. Ama ondan önce şu somonu bence hazırlasam daha mantıklı. Zaman kaybetmeyelim. Dövülmüş olan sarımsaklar zeytinyağı ve limon ile karıştırılır. Somon ve somon filetoların üzerine sürülür. Somon filetolar karışımla beraber dinlenmesi için 45 dakika buzdolabında muhafaza edilir. Marine edeceğiz. Yapalım. Yani aslında orada ölçü vermiş de ben biraz kafama göre yapıyorum. Bunları bildiğimiz sarımsak, limon ve zeytinyağı ile marine edeceğiz. Okey, balık dolapta marine olurken de bir yandan ben ton balığımı sipariş ettim ve bir yandan da pilavı yapacağım. Ama pilavı böyle bizim bildiğimiz Türk usulü tereyağlı falan değil, normal pirinç haşlayarak yapacağım. Okey, şimdi tarifte pirinç ve somon dışında da bazı soslar var. Videoda da gördüğünüz gibi. Bu soslardan biri de mayonez.
Ama bizim bildiğimiz normal mayonez kullanılmıyor. Japon mayonezi kullanılıyor. Hatta onun da bir ismi var. Şuraya koyuyorum. Hiç okumaya çalışmayacağım bile. Ve normal mayonezden farklıymış. Farklı bir aroması varmış Japon mayonezinin. Araştırdığım kadarıyla Japon mayonezi sadece yumurtanın sarısından, normal mayonez hem sarısından hem beyazından yapılıyormuş. Japon mayonezinde işte pirinç sirkesi vesaire bir şeyler varmış. Farklıymış yani. Ama bende tabii ki de Japon mayonezi yok. Ve eğer bu tarifi normal mayonezle yaparsam nasıl olur falan diye araştırdım. Birçok kişinin bu mayonezin, bu Japon mayonezinin tarifte önemli olduğunu, aromanın çoğunun o Japon mayonezinden geldiğini vesaire gördüm. O yüzden dümdüz normal mayonez koymayacağım. Onun yerine normal mayonezi birazcık böyle Japon mayonezine benzetmeye çalışarak, bir çakma Japon mayonezi yaparak koyacağım. Onun için de bir tarif buldum yine internetten. Normal mayonezin içine birazcık pirinç sirkesi, birazcık da şeker koyacağız. Aromasının o şekilde Japon mayonezine benzemesi gerekiyor. Ama bilmiyorum ne kadar benzer. Hayatımda hiç Japon mayonezi yemediğim için de karşılaştıramayacağım ama deneyelim. Ve bizim evde aslında normal mayonez de şu şekilde mevcut. Yani dışarıdan yemek söylediğimizde gelen mayonezler var. Çok mayonez kullanan bir çift değiliz biz. O yüzden bir video için şişe mayonez almak istemedim. Bunları kullanacağız. Yani bir kaşık tam 2 paket falan yapıyor. Hadi 2 kaşık yapalım. Bilmiyorum ne kadar yetecek çünkü. Ve yarım tatlı kaşığı pirinç sirkesi diyor. Bir yemek kaşığı mayonez için. Dolayısıyla 2 tane olacak bundan da. Bunun yerine büyük ihtimal elma sirkesi de koyabilirsiniz. 2 ve böyle yarım çay kaşığı falan da şeker. Okey. Şimdi fırını ben 180 derece ısıttım. Şimdi balığımı koyacağım fırına. O da bir 15-20 dakika falan pişecek diye tahmin ediyorum. Burada yağlı kağıdım pis değil. Sabah sadece onda ekmek ısıttık. Okey, somonumuzu fırından aldım. Bayağı bir yağ saldı. Aslında çekmiştim oraları ama kamera hata verdiği için şimdi size çektiğim kısımları baştan anlatıyorum. Bayağı yağ saldı. Bilmiyorum yani somon okey yağlı bir balık ama tepsi yağ dolu. Ve alırken parçalandı böyle. Biraz fazla mı pişirdim bilmiyorum. İşte somon cahil olmak böyle bir şey. Neyse hazırlıklarımız tamam inşallah. Geri kalan sadece bu malzemeleri birleştirip tadına bakmak. Şimdi tarifim videosunu tekrar buraya koyuyorum. Ve başında görüyorsunuz ki pilavı alıyor, somonu alıyor. İçine bir parça buz koyuyor. Üstünü yağlı kağıtla kapatıyor ve mikrodalgaya atıyor. Öyle ısıtıyor. Şimdi benim pilavım da sıcak, balığım da sıcak. Yeni piştiler. Önceki günden kalma değiller. O yüzden öyle bir işlem uygulamama gerek yok. Ama öğrendim ki onu buz parçasıyla mikrodalgaya koymasının amacı da pilavı kurutmadan ısıtabilmekmiş. Şimdi eğer benim ısıtmam gerekseydi bile bu malzemelerimi ocakta ısıtacaktım. Çünkü bizim evde mikrodalga yok. Ve eğer siz de o şekilde ısıtmayı planlıyorsanız kurutmadan ısıtabilmek için büyük ihtimal çoğunuz biliyorsunuzdur ama eğer bilmeyenler varsa pilavın üstüne böyle 1-2 kaşık su döküp ısıtırsanız kurumadan ısıtmış olursunuz. Neyse devam edelim. Somonu böyle tiftik tiftik ediyoruz. Orada tadına da bakayım şuradan. Fena değil. Ton balığımı da alıyorum. Okey, şimdi pilavın yarısını buraya alacağım. O somonlu olan olacak. Yarısını da buraya alacağım. O da ton balıklı olan olacak. Bunun üstüne de somonumu koyuyorum. Ve şimdi ikisine de biraz soya sosu koyacağım. Sriracha. Sriracham biraz az kalmış. İnşallah yeterince çıkarabilirim. Neyse o birazcık aşağı doğru aksın şurada. Mayonez. Sonra da bunu bir güzel karıştırıyoruz. İnşallah soya sosunu çok koymamışımdır. Biraz koyu görünüyor çünkü. Ve bir de tabağının kenarına birazcık avokado koyuyor. Ya! Bu ne ya? Bu ne? 12 lira verdim buna. 12 lira verdim ben bu avokadoya. Yani gerçekten şu an hayal kırıklığının zirvesini yaşıyorum. Şöyle, bu yemek güzel görünmüyor. Görsel açıdan hiç güzel bir yemek değil. Onun köşesinde biraz
avokado koyarak en azından görsel olarak güzel gözüktürüp kapak fotoğrafında güzel gözükmesini sağlamayı umut etmiştim. Yoksa avokadosuz da bu yemeği yediği bir sürü videosu var. Ama olmadı. Yani bu ne? Ve karantinada olduğum için de şu an çıkıp gidip başka marketten de alamıyorum. Alsam bile gördüğünüz gibi düzgün olma garantisi yok. Neyse, sakinleşiyorum. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Avokadosuz bir şekilde. Yani tadı güzel midir ki? Arkası falan da kahverengi hep. Allah sizi ne yapmasın ya. Tadı avokado gibi. Ama tabağa güzel görünsün diye koymanın bir anlamı yok yani. Kenara birkaç parça koyacağım. Lezzet olarak bakabileyim diye. Ve bu tarifin başka bir numarası da aslında şu yosunlar. Bu yosunlardan böyle bir parça alıyor. Onu tabağın üstüne koyuyor. Onunla beraber şu chopsticklerle pilavdan alıp öyle yiyor. O yüzden ben de şundan birkaç parça keseceğim. Bu arada o yanına bir de kimchi çıkarıyor. Ama tabii ki de bizim evde kimchinin ne işi var. O yüzden ben fasulye turşusu çıkaracağım. Okey, deniyoruz bakalım. Ben şeyi, yosunu biraz küçük şey yapmışım herhalde. Saramıyorum bununla içine. Çok pirinç alamıyorum yani. Ama neyse, onu ağzıma atıp biraz daha pirinç alırım diye ümit ediyorum. Ya da şöyle yapayım. Okey. Size nasıl anlatacağımı, tarif edeceğimi düşünüyorum. Ben balığın tadını daha çok alacağımı düşünmüştüm ama çok yoğun bir balık tadı gelmiyor. Soya sosunu da öyle korktuğum gibi çok koymamışım. Açıkçası öyle herkesin ölüp bittiği bir tat, lezzet yok. Ya da benim tat koku duygum yeterince yerine gelmediği için o harikulade lezzeti alamıyorum. Bir de ton balıklıyı deneyeceğim. Bir de Pavel'i çağırıp ona deneyeceğim. Onun tat kokusu hiç gitmediği için normal tat koku alabiliyor çünkü. Böyle yapıyor bunu. Koyuyor böyle üstüne. Sonra bununla böyle sararak. Aa, becerdim galiba. Böyle alıyor. Güzel hocam. Bu daha güzel. Yemin ederim ton balıklı olan daha güzel. Daha alışık olduğum bir tat olduğu için mi? Ben somonumu düzgün pişiremedim bilmiyorum ama ben bunu daha çok beğendim. Bir de bir parça avokadoyla deneyeceğim. Yani bu avokadoyla hiç yiyesim yok ama en yeşil yerinden aldım bir tane. Avokadoyla bence daha güzel. Tabii ki de daha güzel bir avokadomuz olsaydı daha iyi olurdu. Baby! Come try! Yes, please. You can see how she eats. That's okay. That's... Because she eats kimchi with it. I don't have kimchi, so I'm eating Turkish pickles. She puts some avocado and this seaweed and grabs it with the seaweed and avocado. But we don't have the best avocado, so you don't have to... Disgusting avocado. And this is the salmon one, this is the tuna one. No problem. Wait, which one is the salmon one? That one. Which one you prepare? I want you to tell me first. It's a bit salty. I think I might have put a bit more soy sauce there than I prefer this one. Really? The salmon one. I mean, I think that it could be better if it wasn't that salty, but in general I prefer that one. The salmon one. Describe the taste. I didn't do a very good job at describing, and I was kind of worried that maybe my taste is not yet enough, that I cannot taste all the details. What? To me it's not that flavorful. It is. That is a problem. Maybe I don't have my taste fully yet. That one is more flavorful. Maybe because it's more salty. I taste it more. I don't know. I think it has pretty strong taste, to be honest, because like it's fish. Really? And, I just told them that I don't taste. I wouldn't eat it that much in the... I literally just told them it's not that strong fish taste. I feel like you also added some kind of a spice. I added sriracha. Maybe that's why it's spicy. There's one problem with this food again for me. That it's very, very... Fat? Fat is one thing, but it's okay. Okay, finish that. It misses something
which would give a little bit of a different taste to just kind of break it, because when you eat it over and over again. I think that's avocado, but our avocado is obviously. I think it needs some freshness. Exactly, because it's getting boring after like. Do we have cucumbers? Because I saw someone add cucumbers to it. Mm-hmm. But fresh cucumbers? Yeah. No, because the last one was. Gone. Kurwa, you're recording me and I look like shit. You don't look like shit. Do you have more of this seaweed? Yeah. What seaweed is better? Seaweed doesn't really even have a taste. I think you don't have a taste. Don't say it, it freaks me out. Points. Puan. Bence bu somonlu olan 10 üzerinden 6, ton balıklı olan 10 üzerinden 7 falan. Sence? Bu 7. Mm-hmm. Bu 7. But you said you like this one more. I know, but like I would give like this 7.5 and this 7. Actually 7 is a high point for you, so it means you like it. I like it. Hmm. I would give it even more if it was a little bit more fresh taste. Like if we could break it with something, because at the moment after eating like one third, half of it, I would be bored. Mm-hmm. But I guess it's a good alternative to eat the separate things, like eating rice and salmon as I eat normally at home. Mm-hmm. This is kind of a good alternative when I don't like to eat rice itself, because recently I don't like rice too much. Does and it just... mixed with this, it doesn't feel that bad. Mm-hmm. Didn't you think about adding lemon here? I cooked the... I marinated the salmon in lemon, but no, I mean, I did what the recipe says. Some people added sesame seeds, but that's not gonna help your need of freshness. But as I said, I saw one woman added cucumbers. That would be nice. I agree. Cucumbers would be very nice. Okay! Bu kadar! You wanna close the video? Yeah! You close. They will think you have corona. Şunu açıklayayım. Pavel'in öksürüğü korona değil. Pavel'in öksürüğü yıllardır bitmeyen kronik alerjik bir öksürük. Korona bulaştırmamayı başardım kendisine. Okay. Videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram'da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.